Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde Tayfur hocamızla birlikteyiz. Evet sevgili hocam, bu videoda neler var, bize nelerden bahsedeceksiniz? Öncelikle herkese merhabalar. Bu videoda mevsimleri oluşturan etkenler, eksen eğikli ve dünyanın dolanım hareketinden bahsedeceğim. Önce arkadaşlar bir mevsimi tanımlayalım. Mevsim nedir? Yılın yıl olarak güneşten ısı ve ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim koşulları yönünde farklılık gösteren yaklaşık 3'er ay olarak kabul edilen, ki bu 3'er ayda kastımız ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olarak adlandırılan 4 bölümün her birine mevsim diyoruz. Evet. Mevsimin tanımı olarak bu. Peki mevsim nelere bağlıdır? Ve mevsim nelere bağlı değildir? Mevsimi etkileyen iki faktör var. Yani sınavlarda, özellikle LGS sınavı için söylüyorum. Mevsimi etkileyen iki faktör. Bunun dışında hiçbir şey etkilemiyor. Birincisi, dünyanın güneş etrafında dolanım hareketi. Bu yörüngede dolanması. Evet, bu 365 gün 6 saat. Yani bir yıllık hareketinden bahsediyorum. İkincisi, dünyanın eksen eğikliği. Bu dünyanın eksen eğikliğinden birazdan ayrıntısıyla bahsedeceğim. Peki mevsim nelere bağlı değildir? Bunu söylememin nedeni, arkadaşlar bol bol testlerde, şıklarda çıkıyor. İşte şuna bağlı mıdır, şuna bağlı değil midir diye. Bu nokta çok önemli. Mevsim nelere bağlı değil? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketine bağlı değil. Bununla gece gündüz olur. Evet, gece gündüz olayıdır bu. Başka hiçbir şey değil. Gece ve gündüz olur. Gündüz olayı olur. Yani mevsimle bir ilgisi yok. İkincisi, dünyanın güneşe yakınlığı veya uzaklığı. Ama yakın oluyorsa sıcak falan diyeceğiz. Hayır çocuklar. Dünyanın güneşe yakınlığı veya uzaklığı mevsimle bir alakası yoktur. Yok. Mesela dünya 4 Ocak'ta dünya güneşe en yakındır. Günbeli diyoruz. 4 Ocak'ta biz neyi yaşıyoruz? Kışı yaşıyoruz. Onun için dünyanın yakınlığı veya uzaklığının mevsimle bir ilgisi yoktur. Bol bol şıklarda çıkar, dikkat edin. Dönme hareketinin ve yakınlığının uzaklığı. Mevsim dünyanın güneş etrafındaki hareketiyle alakalı, evet, bir şey. Bir de kendi eksen eğikliğiyle alakalı bir şey. Başka hiçbir şey. Bu anlamamız yeterli arkadaşlar. Kesinlikle. Evet. Geçiyorum şimdi. Peki eksen eğikliği nedir? Normalde şurada ekvator ve dolanma düzlemi vardır. Şurası dolanma düzlemi. Ekvator ile dolanma düzlemi çakışık olması gerekiyordu. Tam 90 derecelik bir açı olması için. Ama bunların arasında bir eğiklik var. Ve bu eğiklik 23 derece 27 dakikaya tekabül ediyor. Yani dolanma düzlemi ile ekvator arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı oluşuyor. İşte bu açıya eksen eğikliği diyoruz. Dünyamızın ekseni eğiktir yani. Peki bu dünyamızın ekseninin eğik olmasının mevsimle alakası ne? Bunu bir deneyle göstermek istiyorum. Bir ışığı dik ve eğik gönderdiğimizde ne olacağına bakalım. Aynı alana dik gönderdiğimiz ışın ve eğik gönderdiğimiz ışın da dik gönderilen bölgede daha sıcak olduğunu, termometre koyarsak buraya, geniş eğik olarak gönderildiğinde de hem daha bir geniş alana yayıldığı için sıcaklığın daha az olduğunu görürüz. Yani dik olan bölgede sıcaklık daha fazla, eğik olan bölgede sıcaklık daha azdır. Aynı zamanda o aydınlık alan daha da genişliyor geniş açıyla geldiği zaman. Yani burada da ne oluyor? Daraldığı için ve dik geldiği için birim yüzeye düşen ışık miktarı fazla oluyor. Işık miktarı ne kadar fazlaysa orada ısı daha fazladır. Sıcaklık da artar. Alan genişlediği için eğik geldiğinde birim yüzeye düşen ışık miktarı azalıyor. Işık miktarı azaldığı için de sıcaklık azalıyor. Yani dünyamızın ekseninin eğik olduğundan dolayı belli bölgelere ışın dik geliyor. Belirli bölgelere de eğik geliyor. Ve bundan dolayı da sıcaklıklar değişiyor. Evet. Örneğin şurada şu görsele bakalım. Burada şu bölgeye dik geliyor. Bakın dar bir alan ve dik geliyor. Şuraya da eğik geliyor ışık. Dik gelen yerde daha sıcaklık fazla olduğu için burada örneğin yaz mevsimi yaşanıyor diyebiliriz. Aynen öyle. Eğik gelen yerlerde ise sıcaklık daha az olduğu için kış yaşanıyor diyebiliriz. Anladım. Bu arada çocuklar, dünyamızı tam ekvator çizgisinden kestikten sonra yukarı taraf, kuzey tarafı, kuzey yarım küredir. Aşağı tarafı ise güney yarım küredir. Ve dünyanın eksen eğikliğinden dolayı her zaman kuzey ile güneye güneşin gelme ışınları farklı açıdadır. Yani bunlar ne mevsimleri yaşarlar her zaman? Zıt mevsimler. Yani kuzey yaz yaşıyorsa
O zaman güney, bir insanoğlunun yani parası çoksa, yani sınırsız bir parası var. O zaman sürekli yaz mevsimi veya sürekli kış mevsimi isterse yaşayabilir, değil mi? Tabii tabii. Ha. Ne yapar? Yani 6 ay orada yaşar, 6 ay gider öteki tarafta yaşar. Sürekli yaz mevsimi yaşar. Kışın ortasında haberlerde çıkıyor, işte tatile gittiler, denize girdiler filan. Evet. Nerede denize girdin? Güneyde girdin. Biz diğer, kuzeyde diğer yarım kürede giriyorlar. Evet, diğer yarım kürede giriyor demektir. Ama baktığımız zaman, nüfus yoğunluğuna baktığımız zaman dünyanın %70-%80'inden fazlası kuzey yarım kürede, evet. Kuzey yarım kürede yaşıyor. Kuzeyde daha fazla insan yoğunluğu. Avrupa, Türkiye, evet. Amerika'nın kuzey bölümünde. Evet, hepsi kuzeye denk geliyor. Evet. Yani burayı anladıysak, bunların her zaman kuzey ve güney yarımküre zıt mevsimi yaşadığını anladıysak tamamdır. Geçiyor. Şimdi dünyamızın dolanım hareketine gelelim. Dünyamız 365 gün 6 saat bir dolanım hareketi yapar. Ve bu dolanım her zaman saatin ters yönündedir. Şöyle bir dolanım hareketimiz vardır. Hı hı. Bu dolanım hareketlerini belli günlere ayırıyoruz. 21 Haziran şu görsellikte gördüğünüz 21 Haziran'dır. 21 Haziran'da dünyamızda kuzey yarımküre yaz mevsimidir. Hı hı. Peki güney neyi yaşar? Güney o zaman kış yaşar o zaman. Aynen. Kış yaşar. 21 Haziran'da yaza başladık. Hı hı. Kuzey olarak. Güneyde kışa başladı. Ta ki 23 Eylül'e kadar. 23 Eylül'de yazdan sonra neyi yaşıyoruz? Kuzey olarak sonbahar. Sonbahar. Peki güney neyi yaşar? İlkbahar. Ters olarak. İlkbahar. 21 Aralık'a kadar bu sonbahar ve ilkbahar yaşanır. Tam 21 Aralık'ta güneş ışınları bu sefer güneye dik, kuzeye eğik gelir. Ve dik geldiği yerde yani güneyde yaz, bu sefer tam tersi kuzeyde kış yaşanır. Hmm. 21 Aralık'ta. 21 Mart'a kadar sürer. Ve 21 Mart'ta ilkbahar kuzeyi yaşar. Güney yani aşağı kısımda sonbahar yaşar. Burada evet, devam ediyor. Mevsimleri bu şekilde ayırıyoruz. Burada Süper Hocam çok önemli bir nokta var. Biz 21 Haziran'da yaza başladık da peki 20 Haziran yaz mıdır? 20 Haziran. Evet, bir gün öncesi. Bir gün öncesi. Hayır, ilkbahardır. Evet, ilkbahardır. Normalde 5. 4. sınıflarda yani daha ilkokul kademesinde. Ama biz sanki 21'ine kadar değil. Sanki 1 Haziran başlayınca direkt yaz, evet, başladı gibi. Hani Haziran... Yani ay başında direkt başlamış gibi diyoruz. Mesela şu anda Eylül ayına geçtik. Eylül'ün işte 3'ü 4'ü artık neyse. Sonbahardayız. Diye düşünürüz. Düşünürüz. Ama normalde biz 21 Eylül'e kadar, değil mi? 23 Eylül'e, 23 Eylül'e kadar normalde hala yaza devam ediyoruz. Evet, aynen. Bu nokta çok önemli. Hmm. 21 Haziran'dan sonra yaz başlıyor. 20 Haziran ilkbahar. 19 Haziran ilkbahar. Hmm. Öne alırsak. Bunu biz ya karıştırıyoruz demek ki. 20, aynen. 23 Eylül'ün bir tık öncesi yazdı. Yaz diyelim. 23 Eylül'de bizde sonbahar. İyi. 3 hafta sonra artık şu pişmelerimiz artık yavaş yavaş sonları diye düşünüyoruz. Aynen. Peki 21 Aralık kışı başlatıyor. Kuzey yarımküre için diyorum. 20 Aralık kış değil ama. Hmm, sonbahar. Sonbahar. Buna dikkat edelim çocuklar. Peki Türkiye nerededir? Türkiye şu ekvator çizgisi olarak ayırdığımız çizgide tabii bakarsak... Tabii bunlar böyle bir çizgi falan yok arkadaşlar. Bunlar sanal çizgiler. Evet. Yani hani sadece kişilerin coğrafi konumunu tam olarak belli etmek adına bilimsel olarak çizilmiş çizgiler. Yoksa böyle bir çizgi falan yok yani. Türkiye hangi yarım kürededir? Kuzey yarım kürededir. Kuzey yarım kürededir. Türkiye'miz kuzey yarım kürededir. Soruları çözerken hep ülkemizi düşünelim. Aynen. Ülkemizde mevsimleri zaten biliyoruz. Biliyoruz zaten. Tamam, Temmuz'da kuzey neyi yaşar dersek... Yaz. Ülkemizde ne yaşıyor? Evet. Onu yaşıyor tabii ki. Bizde ne yaşıyorsak yaz. O zaman güney nedir? Ters. Ters. Bu şekilde soruları çok rahatlıkla çözebiliriz. Evet. Ekinoks. Arkadaşlar, ekinoks kavramı nedir? 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları ekvator çizgisine dik açıyla düşer. Hmm. Ve dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri eşit olur. Yani 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşıyor. Aynen, 12 saat gece, 12 saat gündüz. Tam eşit bir şekilde. Bunu da şöyle söyleyebilir miyiz aynı zamanda? Atıyorum sabah 6.30'da güneş doğuyorsa akşam 6.30'da güneş batar diyebilir miyiz? Aynen, kesinlikle. Hmm. İşte bu olay ekinoks denir. Yani dünyanın güneşin gelen ışınları 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora dik gelmesi ve bundan dolayı her yerde gece gündüz süresinin eşit olmasıdır. Aynen. Bu olaya ekinoks denir. Bu arada arkadaşlar, yaz aylarında gündüz süresi daha uzun. Doğal olarak. Kış aylarında daha kısadır. Hı hı. Kış aylarında ne uzun oluyor bu sefer? Gece uzun oluyor. Ekinoks zamanında ise gece gündüz İkisi de eşit oluyor. Eşit oluyor. Tabii bu bir günlüğüne eşit. Ondan sonra evet, yavaş yavaş eşitsizlik başlayıp devam tamamen ediyor. Tamamen şu tarihlerde. Hı hı. O güne özel. Evet. 21 Mart ve 23 Eylül. Evet. Gün dönümü olayı. Solistik diyoruz ama daha çok gün dönümü olarak kullanıyoruz. En uzun gündüz ve en uzun geceyi tanımlıyoruz. Hı hı. Ve 21 Haziran ve 21 Aralık'tır gün dönümlerimiz. Kuzey yarım küre için 21 Haziran, güney yarım küre için de
21 Aralık en uzun gündüzdür. Evet. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. Arkadaşlar, ekvatorun kuzeyindeki ortasına yakın bir çizgi yengeç dönencesi diyoruz. Ekvatorun aşağısındaki çizgiyi de oğlak dönencesi diyoruz. 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesine güneş ışınları dik gelir. 21 Aralık'ta. Ve bu Güney Yarımküre için yazın başlangıcı. En uzun gündüzü yaşarlar Güney Yarımküre. Dolayısıyla da en kısa geceyi yaşarlar. Yalnız çocuklar buna çok dikkat edin. Tepeye çıktık 21 Aralık'ta. En uzun gündüzü yaşadık. 21 Aralık'tan sonra gündüz süreleri azalıyor, azalmaya başlıyor. Yani hani nasıl şu anda pandemi sürecinde diyor pik yaptı diyor. Yani evet, en tepeye çıktı artık tepe, yavaş yavaş artık düşmeye azalmaya başlıyor. Başlayacak. Güney Yarımküre'de en uzun gündüz 21 Aralık'tadır ve yazın başlangıcıdır. Evet. Gün dönümü diyoruz ve en kısa da gece yaşıyor. O tarihten sonra gündüz süreleri kısalmaya başlıyor. Aynen. Çok önemlidir bu. Ve sorularda da bol bol çıkar. Hı-hı. 21 Haziran'da ise yukarı geldik Türkiye'ye yani kuzey yarımküreye. Bu sefer kuzeye dik gelir ışınlar. Hı-hı. O zaman kuzey yarımküre neyi yaşar? En uzun gündüzü. Gündüz yaşar. Ve en kısa geceyi yaşar. Bu tarih pik tarihimiz yine. Bu tarihten sonra gündüz süresi kısalmaya başlar. Hı-hı. Hocam ama yazın gündüz süresi kısalır mı ya? Sanki uzuyor. Hayır çocuklar, 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşadık. 22 Haziran'dan sonra kısalmaya başlıyor. Yavaş yavaş başlıyor. Tabii bu bir dakika, evet, bir dakika, yarım dakika. Evet, dakika. Tabii. Çok hissetmiyoruz ama şimdi Haziran'ın 21'indeki atıyorum güneş batma süresiyle Temmuz'un 21'indeki güneş batma süresi, batma saati daha doğrusu, evet, farklı. Tabii bir 20-30 dakika oynuyor. Hı. Her gün 1 dakika, 2 dakikalık bir kayma oluyor. Tabii. Kısalıyor ama. Buna çok dikkat edelim. Yani kuzey yarımkürede yazın gündüz süreleri 21 Haziran'dan sonra kısalmaya başlar. Aynen öyle. Güney yarımkürede de 21 Aralık'tan sonra kısalmaya başlar. Evet. Bu noktalara dikkat edeceğiz. Geçiyorum arkadaşlar. Gelelim gölge boylarına. Gölge boyu dediğimiz bir cismin, opak bir cismin arkasında güneş ışınının çarptığından sonra arkasında oluşan gölgedir. Hı-hı. Peki bu gölge boyları kuzey ve güney yarımkürede değişir mi? Arkadaşlar, güneş ışınlarının dik açıyla geldiğinde gölge boyu tam 90 derece açıyla geldiğinde gölge boyu oluşmaz. Tam tepede. Yani öğlen vakti dikildiğimiz ortada böyle boş bir alanda durduğumuzu düşünün. Evet. Kendi kafamızı göremeyiz. Aynen. Çünkü zaten dibimize düşüyor yani. Hani eğilmemiz lazım ki yere bakmamız lazım ki ancak görebilirim. Yani gölge boyu diye bir şey yok. Yani sıfır neredeyse. Sıfırlarız. Ama bundan dolayı yazın gölge boyu daha kısadır. Hı hı. Çünkü güneş ışığına daha dik gelir. Evet. Kışın ise tam tersi, eğik geldiği için gölge boyu daha uzundur. Yani bu yaz ve kıştan daha çok, mesela sabahleyin ilk güneş doğduğunda ve akşam güneş batarken ki düşündüğümüz zaman da bile gölge boyu tabii ki daha uzun oluyor. O şekilde de aklımızda tutabiliriz. Evet. Mesela öğle vakti, tam öğle vakti güneş ışınları dik geldiği için gölge daha kısadır. Aynen öyle. Güneşin batması veya doğmasında gölge boyumuz uzuyor. Aynen öyle. Bu mantıkla düşünebiliriz. O zaman yaz mevsiminde gölge boyumuz en kısa olduğu zaman. Evet. Kış mevsiminde de daha uzundur. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatorda güneş ışınları dik geliyordu değil mi? Hı hı. Tam o dik gelmesinden kaynaklı gölge oluşmaz. Yani bir grafik çizerler. Tam 21 Mart'ta grafikte gölge boyu sıfırdır. 23 Eylül'de sıfırdır. O zaman gölge yok. Oluşmaz. Ve oluşan yer ekvatordur. Evet. Bunu şöyle de gösterebilirim çocuklar. Gölge boyunun üzerinde duruyorum. Çünkü burada da karıştırılan noktalar var. Dik geliyor ışın. Şimdi dik geldiğinde bu gölge boyu tam 90'sa hiç oluşmaz. 90'a yakın bir açıysa, 89-87 ise çok az bir gölge oluşur. Kısacık. Evet. Gölge boyu çok küçüktür. Eğimli geldiği zamanlarda ise bu oradan güneş ışınları geçemediği için gölge boyu daha uzundur. Uzundur. Oralara kadar geliyor. Evet. Aynen. Kesinlikle. Şöyle bir noktayı çizeyim. Dikkatimi grafikler çok çekiyor. Gölge boyu. Şöyle bir şey görürseniz daha da artıyor. Tam şurası 21 Haziran. Hmm. Hangi yarım küredir burası dersen, gölge boyu 21 Haziran'da kısaysa kuzey yarım. Kuzeydeyiz tabii ki. Tam tersi. 21 Aralık olsaydı o zaman güney yarım. Güney yarım küre gölge boyu. Yani böyle grafikler görürseniz tamamen mantıken çıkartabilirsiniz. Yani grafik üzerini görmemiz hocam ayrıca bilgiyi anlamamıza, evet, yardımcı oldu. Teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Rica ederim. Konumuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.